Çelik kapı üretiminde nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Kayseri Hacılar'da bulunan Trend Çelik Kapı'yı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Kayseri programımız devam ediyor. Şu anki konuğumuz çok genç bir girişimci. Gerçekten çok genç. Belki daha 20 yaşına girecek olan bir genç girişimci. Sayın Fatih Tosun. Kendisi Trend Çelik Kapı üretim pazarlama alanında sorumlu olan kişi. Hem Trend Çelik Kapı markasını hem başarı hikayesini, ürünleri, üretimiyle ilgili özel bir röportajımız olacak. Fatih Bey, öncelikle hem sizi tanıyalım hem de tabii Trend Çelik markasını da tanımış olacağız. Dünden bugüne nasıl bir süreç izledi? Bu markanın başarı hikayesini izleyicimizle paylaşalım. Dünden bugüne bakacak olursak firmamız 2005 yılının 6. ayında kuruldu. Atakan damperi olarak başladık bu sektöre. İlerleyen zamanlarda bir marka ihtiyacı doğdu ve Trend Çelik Kapı'yı markamız olarak belirleyip yolumuzu o şekilde devam ettik. Üretim alanınızdan, yıllık, aylık üretim miktarınızdan bahseder misiniz? 10.000 metrekare açık alanıyla 10.000 metrekarenin de 7.500'ünü kapı alanına çevirerek imalatımıza başladık. Ayda 3.000 kapı standart olarak üretimimiz var. Full time çalışarak bunu 5.000 adete kadar yükseltebiliyoruz. Nasıl bir teknoloji kullanılıyor çelik kapıda? Nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Akband dediklerimiz sistemler, roll form dediğimiz sistemler, saç işleme makineleri, ondan sonra kaynak olarak argon, statik boya, ondan sonra ahşap, yaş boya, kilitler, kilit aksamları. Bu şekilde üretim yapılarak en sonunda son kullanıcıya ulaşıyor. Evet, ham maddesi tabii metal. Metalle başlıyor. O süreci de anlatabilir miyiz? Ham madde olarak nasıl geliyor ve nasıl bir süreç izliyor? Ham madde olarak geldikten sonra makaslarımızda kesilir ölçülerine göre. O ölçüler kendi içinde gruplanır. Kimisi kanat olur, kimisi kasa olur. Kasalar ve kanatlar iki ayrı preste bükülmeye başlar. Eksantrik dediğimiz preslerde patlatmalar yapılır, merkezleri belirlenir. Onun doğrusunda tekrardan birleşime giderler. Birleşime geçtikten sonra kapının yönü belirlenir. Kapının yönü belirlendikten sonra metalleri yıkanır, üstündeki fosfat alınır. Yağsı alınır fosfatla. Bunun statik boya işlemi başlar. Boyası bittikten sonra üstüne hangi işlem uygulanacaksa modeline göre, kasa kaplaması varsa kasası kaplanır. Ahşap giydirmeyse ahşabı giydirilir. En sonunda kilidi takılır, aksesuara takılır. Ondan sonra da paketlenir, sevkiyatımızı yaparız. Evet. Çelik kapı standart bir boyutları var mıdır? Farklılaşıyor mudur? Ülkesine ve Türkiye'ye göre? Çalıştığımız ülkelerde Türkiye'ninki 90'a 200, Gürcistan'da 90'a 220, İran'da daha büyük ölçüler, özel ölçüler, devirli dediğimiz ölçüler. Orada birazcık daha çeşitli. Orada sabitlenmemiş şeyler de var. Projeye göre de değişiyor. Tabii projeye göre de değişiyor. Tam da bu noktada şunu sorayım. Hangi ülkelerle çalışıyoruz? Trend Çelik Kapı markası dünyanın nerelerine ulaşıyor? İran'da, Irak'ta, Azerbaycan'da, Rusya'da, ondan sonra Mısır'da, Katar'da, Suudi Arabistan'da. Genelde bu tarz ülkeler ve buna benzer ülkelerde faaliyet var. Yani. Evet. Neden Trend Çelik Kapı'yı tercih ediyorlar? Ya biz ilk bayilerde ya da alıcılarla konuşurken şu cümleyi kuruyoruz her zaman. Biz evimizde gece yatarken kapıyı kilitleyip kapıya güvenip 7 saat uyuyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya biz bu bilinçle o kapıyı yapıyoruz. Bu kapı 7 saat boyunca bizi korumalı. Çelik kapıda da artık modernlik ve şıklık önemli. Son dönemlerde öne çıkan modeller, renkler nelerdir? Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım lütfen. Bu sene genelde düz renkler, lake dediğimiz beyazlar ağırlıklı, avantgard dediğimiz modeller, lüks gruplar, kabartma gruplarsa biraz geri plana çekildi. Yani eski usuller kalkıyor yavaş yavaş. Piyasa tamamen PVC, laminox dediğimiz gruba dönmeye başladı. Yurt dışında aşırı bir talep var lüks kapılara, avantgardlara onların ilgisi daha fazla. Bizim ülkemiz artık modern, kibar, o boyutlara geçti. Biz de o yönde ilerliyoruz. Evet.